Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde Android Studio'nun son sürümünün kurulumunu yapacağız. Normalde zaten var olan bütün Android kurslarımda bu video ile başlıyorum ama hem o videoların güncelliğini sağlamak adına hem de özellikle bu son sürümle beraber Udemy'de var olan öğrencilerimden bir sürü hata aldım. Bunları çözmek adına böyle bir video çekmeye karar verdim. Ve aynı hataları ben de alayım diye gittim bilgisayara format attım. Şu an Java veya Android'a dair hiçbir şey bilgisayarımda yok. Hepsini sıfırdan tek tek elle kuracağız. Bunları kurarken de daha önceden alınan hataları mümkün çözüm yollarından da bahsetmeye çalışacağım. Hani gidip de öğrenciye sen yanlış yapmışsındır, hata sendedir demek istemiyorum. Çünkü gerçekten saçma hatalar çıkıyor. Şu an neyle karşılaşacağımı da bilmiyorum. Hep beraber bakacağız ve bununla ilgili çözüm yolları bulmaya çalışacağız. Öncelikle bildiğiniz gibi Java veya Kotlin çalıştırmak için bilgisayarımızda Java JDK yani Java Development Kit'in kurulu olması gerekiyor. En son sürümünü indireceğim. Bundan önceki format atmadan önce bende 8 vardı. Gelin bir de 11 ile deneyelim. Download JDK deyip buradan işletim sisteminize uygun olan JDK'yı indiriyorsunuz. Bu benim masaüstümde birebir olarak hazır. Sonrasında Android Studio Download dediğinizde yine ilgili ekrana götürüyor. Ya şimdi ben o kadar hatayı gördükten sonra sıfırdan bunu indirsem gidip de son sürümünü indirmem. İşte Android Studio 3.2.1 Download derseniz sizi ilgili arşive götürecektir. Yani eski sürümlerin olduğu sayfaya yönlendirecektir ama bu hataları almak ve mümkünse çözüm yollarını bulmak adına en son sürümü indirip gerekli hataları alalım, çözümleri arayalım. Download Android Studio diyerek bunu da indirebilirsiniz. Yaklaşık 1 GB'a yakın bir dosya. Bunu da vakit kaybı olmamasının adına ben indirdim ve masa üstümde hazır. İlk olarak JDK'mızı kuralım. Ne olur ne olmaz diye sağ tıklayıp ve yönetici olarak çalıştır diyorum ve JDK'nın kurulumuna başlıyorum. Mümkün olduğunca videoyu kesmemeye çalışacağım. Hep beraber ilerleyelim. Next dedik. Herhangi bir değişiklik yapmaya gerek yok. Program faylının altına kurulacak. Next diyerek Java JDK kuruluna başlayacağız. Sonrasında bunu kontrol edeceğiz. Acaba gerçekten kuruldu mu, kurulmadı mı? Bunu kontrol etmek için aslında çok basit bir şekilde command line yani komut evet Java kuruldu dedi ve kapatıyorum. Bunun kontrolünü yapmak için CMD'ye gittik ve tek yaptığım Java yazmak. Java'yı tanımadım dedi. Java'yı tanımadığı için genellikle kontrol etmek için kullandığımız bu komutu da tanımayacaktır. Peki bizim Java'yı kurduğumuzu sisteme nasıl belirtmemiz gerekiyor? Şöyle bir daha bir denemek istiyorum. Çünkü bazen belki bilgisayarı kapatıp açmak bile çözüm olabilir. Şu an tanımıyor. Peki. O zaman ilgili yere gidelim. Öncelikle C'ye gittim. Program faylının altına. Burada Java diye bir klasörümüz mevcut ve JDK'mız da burada bulunuyor. Burayı bir alalım. Kopyaladık. Sonrasında bilgisayarımıza sağ tık yapıp özellikler diyoruz. Ve gelişmiş sistem özelliklerinden çevresel değişkenlere geldim. Burada petlerimiz mevcut. Bu petler ne anlama geliyor? Siz mesela cmd'yi açıp buraya bir komut yazdığınızda mesela aslında ben Java dediğimde java.exe'yi çalıştır demiş oluyorum. Böyle bir dosyayı aradığı yerleri biz burada petlerde tanımlıyoruz. Ve siz bu petlerin sadece ilgili kullanıcıya ait olmasını istiyorsanız buraya, bütün kullanıcıları etkilemesini istiyorsanız buraya yazmanız gerekiyor. O yüzden ben petimi buraya tanımlayacağım. Öncelikle buraya bir girelim. New dedim ve bunu buraya yazdım. Bakın ne dedim? java.exe'yi arıyor ve bunun altında arayacak. Peki bunun altında java.exe mevcut. Şu an burada java.exe yok. Peki nerede var? Bin'in içinde var değil mi? Şöyle java.exe diyelim. Evet gördüğünüz gibi komutlarımız burada. Aslında şurası çalışıyor. Şunu demek istiyorum aslında. Buraya sadece bunu değil slash bin dememiz gerekiyor. Okey tıklayalım. Okey tıklayalım ve tekrar deneyelim. Bu değişikliğin algılanması için büyük ihtimalle tanımayacaktır. Şöyle bir cmd'yi kapatıp açalım. Sonrasında Java versiyon diyorum tekrar. Bakın artık Java'mı gördü. Bu yeterli benim için. Hani Java Home vesaire de tanımlayabilirsiniz ama ihtiyaç halinde Android Studio bizden isterse onu yapabiliriz. Şu an Java komutlarım çalışıyor aslında. Sonrasında devam edelim. Android Studio'da yine yönetici olarak çalıştırıyorum ve yine hatırlatıyorum ve buraya lütfen dikkat edin. Sizin bilgisayar adınızda. Şöyle göstereyim. Mesela ben Java'yı aradım burada. Sizin bu bilgisayar adınız bakın
Şöyle bir gelelim. Mesela masa üstüne geldim. Aslında masa üstü dediğimiz nedir? C'nin altında, işte user'ın, kullanıcıların altında bir isimdir, değil mi? Sizin bu bilgisayar adınızda Türkçe karakter, boşluk gibi ifadeler varsa lütfen öncelikle bunu düzeltin. Çünkü yarın öbür gün hiç böyle tahmin ettirmeyeceğimiz yerden bu bize patlak verebilir. Eğer Türkçe karakter varsa, mesela Android'de bir resim gösterdiğinizde, mesela gittiniz masa üstüne resmi koydunuz, bunu göstermek istiyorsunuz. Bunu nasıl algılayacak? C'nin altında, işte user'ın altında Şafak diyelim, böyle Türkçe karakter bulunan bir isim söyleyelim mesela. Bu yolu bulurken buradaki karakterlerden dolayı o resmi görmeyecektir. Sonra da hocam Dravo'daki resimleri görmüyor gibi hatalarla bana dönüş yapacak olacaksınız. O yüzden böyle hataların önüne geçmek için Türkçe karakter kullanmamaya dikkat edelim. Next deyip Virtual Device ile beraber kuralım bunu. Bakın burada bir sıkıntı yok. Bunu söylemeyecektim. Android Studio'nun SDK'sını indireceğiz şimdi. O da bende kurulu değil. Onu da sıfırdan kuracağız. O SDK'nın pet'i. Yani siz gittiniz masa üstünde Dovlant'ın içine bunu yaptınız mesela, atıyorum. Gerçi masa üstü nerede? Şurada. Buraya gittiniz. Bir klasör açtınız. Şöyle bir klasör adım. Türkçe karakterleri abartmak için böyle yaptım. Gittiniz SDK'yı buraya koydunuz ya. İşte bu SDK'yı gösterirken bu yolu aldığı için buradaki boşluklar ve Türkçe karakterler yarın öbür gün canınızı sıkabilir. Hatta ve hatta format attığınızda, bildiğiniz gibi SDK'ların kurulumu da oldukça uzun sürüyor. Format attığınızda bunları sıfırdan tekrar kurmanız gerekiyor. O yüzden ne yapın? Android'le veya işte bunlarla ilgili işlemleri format attığınızda silmeyeceğiniz bir diskin içine koyun. Ben mesela burada D diskine SDK'nın kurulumunu yapacağım. Ve aslında daha önceki formattan kalan SDK'daki dosyalar burada mevcut. Bunları direkt olarak kullanabilirim ama dediğim gibi sıfırdan bir kurulum göstermek istiyorum. O yüzden buradaki her şeyi sileceğim. Yani bir sürü dovlant yapmak zorunda kalacağım. Bir sürü beklemek zorunda kalacağım ama sıfırdan bir kurulum yapıyoruz her şeyiyle. O yüzden bunları siliyorum arkadaşlar. Completed dedi, burayı bitirdik. Next diyelim. Android Studio'yu başlatayım mı diyor. Finish diyerek bunu da bir başlatalım. Bakalım ne oluyor. Herhangi bir ayarı import etmesin. Data sharing diye bir şey çıktı. Hani ola ki bir hata varsa bunlarla ilgili istatistikleri Google'a yollayayım mı diyor. Yollama diyelim. Bakalım karşımıza ne çıkacak. Evet, hoş geldiniz dedi. Next dedim. Standart mı custom mı olsun? Standart çoğu zaman yeterlidir. Daha sonra burada siyah mı beyaz mı tema seçiyoruz. Sonrasında da bakın SDK'yı buraya kuracağım diyor. Şuradaki ayarlarla beraber. 1.1 GB'lık bir alanmış burası. O yüzden custom diyelim. Şimdi siz buraya standart derseniz oraya kuracak ama custom dersek artık biz bunu ayarlayabileceğiz. Next dedik. Tamam, bunları kur. Android Virtual Device'ı da kur. Ama nereye kur? Buraya değil. Nereye kuracak? Şöyle bir bakalım. D'nin altındaki SDK'nın içine. Bunları niye silmedi bu? Yani devam ediyormuş hala galiba. Evet, silme işlemi bitti. Yeri geldikçe böyle videoyu durduracağım ama buradaki şeyleri sildim. Başka bir şey yapmadım. D'nin altında SDK'nın içine bunları kur diyeceğim. Tamamdır. Burada bir sıkıntı yok. Ve next diyeceğim. Sonrasında kurulacak olan emülatörün özelliklerini istiyor. 2 GB benim için yeterli. Burada da yine next diyeceğim. Ben de AMD işlemci olduğu için belki ekstradan bir ayar yapmam gerekebilir ama şu an için genel olarak Dovlant işlemi başlayacak. Bu biraz uzun sürüyor. Ben burada videoyu durduracağım. Hani ola ki yine bir pencere vesaire açılırsa devam ederim ama şu an burayı beklemenin bir anlamı yok. Evet, kurulum bitti. Android SDK'lar kuruldu. Yalnız beklediğim hatayı aldım. Dediğim gibi AMD işlemci olduğu için burada birkaç tane de ekstra ayar yapmam gerekiyor. Android Studio'nun var olan emülatörünü kullanmak için. VTX'i kullanmıyor diyor. Ama ben Task Manager'ıma gidip, yani sanallaştırma açık değil diyor. Şöyle performans kısmına gidelim. Aa, disable'mış. Bunu açıp sonra tekrar deneyeyim. Bir bakalım yine aynı hatayı alacak mıyım? Şu an için finish diyerek bunu bir kapatalım. Sonrasında
Yine yeni bir proje açarken de bu petlerle ilgili Türkçe karakter kullanmamaya ve bunları farklı bir diskin üzerine taşımanızı size tavsiye ediyorum. Çünkü yarın öbür gün bir format atıldığında yine projelerim de silinmesin, değil mi? Next diyelim. Bakın şu an buraya kuracakmış. Ben bunu tekrardan format attığımda silmeyeceğim. Değilin oraya gidip yeni bir klasör oluşturacağım. Android Projects diye. Burada da Türkçe karakter veya boşluk kullanmamaya dikkat ediyorum. Java diyor. Tamam. 4 API 19 veya 21, artık 19 da kalmadı. 21 yapabilirsiniz. Burada yine bundan sonra artık hani bir şeyler değişiyor. Bu değişime ayak uydurmamız lazım. Android X Artifacts'i kullanalım. Yani bundan sonra benim proje yapılarım, bir kütüphane indirdiğimde veya Android ile ilgili bir Gradle'a bir dependency yazdığımda Android X'i kullansın. Bu aslında Android'in yeni klasör isimlendirme yöntemi. Onun dışında herhangi bir şey değil. Şunu seçmeme gerek yok. Test app diye buna isim verdim şimdilik. Android Project, burada herhangi bir sıkıntı yok ve hatta bunu Kotlin yapalım. Kotlin şeylerini vesaire de görürüz, extensionlarını. Finish diyerek bunu da bitirelim. Bakalım ne oluyor. Burada yine Gradle ile ilgili güncellemeler yapılıyor. Birazdan da build.gradle dosyasını açacağım. Gerekli ise hani mesela şu an ne diyor? Yeni bir versiyonu var, bunu kullan diyor. Bunların hepsini son sürüme güncelleyeceğim. Dediğim gibi bir hata alırsak bunları da çözmeye çalışacağız. Evet, gerekli işlemler yapılırken burada Java ile ilgili bir güvenlik hatası verdi. Erişime izin ver deyip burayı da geçiyorum ve de şu an hala işlemler devam ediyor. Burada da yine videoyu durduracağım. Burası bilgisayarınızın hızına göre bayağı uzun sürebilir, kısa da sürebilir. Çünkü burada bir sürü dosyanın hala indirilme işlemi yapılıyor. Şurayı şimdilik kapatayım. Buradan okları kullanarak ilgili işlemler, hani şurası dönüyor ama aslında dönerken de arkada bir sürü işlem yapıyor. İşlemler de burada sırasıyla listeleniyor gördüğünüz gibi. Bunları kontrol edebilirsiniz. Hani bir hata çıktığını şöyle tıklayarak onunla ilgili detaya da bakabilirsiniz. Şu an her şey yolunda gidiyor benim için. Bakalım günün sonunda ne olacak. Evet arkadaşlar, üzülerek söylüyorum ki bende herhangi bir hata çıkmadı. Ama hata çıkartacağım. Şöyle. Öncelikle şu yazı tipini biraz büyüteyim. Bende hata çıkmamasının en büyük sebebi diyeceğim ama yani anlatım bozukluğu olacak. Bende hata çıkmamasının durumu büyük ihtimalle benim işletim sistemimin İngilizce olması. O yüzden belki sizde Türkçedir büyük ihtimalle ve ondan dolayı hata alıyorsunuzdur. Şimdi burada çıkan hatalar genel olarak benim gördüğüm şu. Şuradaki Android Test Implementation ile ilgili hata veriyor. Bunun aslında 3 tane yöntemi var. Birinci yöntem, bundan kurtulacaksınız. Yani bu şu an için 3.3 versiyonu. Arşiv kısmından, Android Studio Dolant'ın arşiv kısmından Android 3.2.1'i indirebilirsiniz. Bu en basit yöntem. İkinci yöntem, zaten çoğu zaman test yapmıyoruz. Bunları yorum satırlarına dönüştürüp komple iptal edebilirsiniz. Yani hatanın çıktığı yeri aslında ne yapmış oldunuz? Kaldırmış oldunuz. Bir diğer yöntem ise şuradaki büyük I harfini I harfiyle değiştirmek. Yani ben hep şunu söylüyorum, Türkçe karakter kullanmayın ama ya nasıl bir hata yaptılar onu da emin değilim. Buradaki I'ları İyi yaparsanız da sorun çıkacaktır. Şuradakini, şunu ve de bunu. Bunu yaptınız. Sonrasında öncelikle bir sign now diyeceksiniz. Bu sefer de benim için patladı bu. Ama sizde çözüm bu olabilir. Sonrasında build make project diyerek tekrardan çalışmasını sağlayacaksınız. Şu an için hani bende hata çıkmadığı için belki de buna kızdı. Dediğim gibi buradaki I'ları iyi yaptığınızda sorun çözülüyor. Try again diyeyim. Hani zaten bir şey değiştirmedim. Ve yine bir forum sitesinde görmüştüm. Gerçekten emin değilim şu an çalışıp çalışmayacağından. Şöyle söylemişti. Test implementation veya şunların hepsini implementation'la değiştirin. Bir de böyle deneyelim. Bakalım çalışacak mı? Şu an herhangi bir sıkıntı yok gibi. Şöyle bir boşluk bırakayım şuraya.
Daha sonra da build, make, project diyelim. Hani sanki bu da işe yarıyor. Çünkü bunu da çözümlerde ben görmüştüm. Olaya burada sizde compile gibi bir anahtar kelimesi varsa onları da implementation kelimesiyle değiştirin. Hani aslında büyük ihtimal şunu yapmaya çalışıyorlar. Genel bir ifadenin altında toplamaya çalışıyorlar. Mesela bu Android X daha önceden upuzun bir yapıyken şu an için Android X diye bir klasörün altına, yani siz şunu yazdığınızda aslında bir yerde bir depo var. Oradaki şu klasörün altındaki, şu klasörün altındaki şu dosyaları getir demiş oluyorsunuz. Yani burada yaptıkları işlem büyük ihtimal bu isimlendirmeleri belli bir kalıba oturtmak. Mesela eskiden burada işte test implementation, compile implementation farklı farklı kelimeler varken bakın hepsini artık implementation diyoruz ve geliyor. Hani bir standart yakalamaya çalışıyorlar büyük ihtimalle. Ve test kısmını da implementation yaptığımda bir hata almadığımı gördüm. Sonrasında oldu ya, bu sarılıklara sinir oldunuz ve güncellemek istediniz. Bu şu anlama geliyor. Siz bunu kullanıyorsunuz ama bunun daha iyi bir versiyonu var. Ya bunu şurada çıkan ifadeyle değiştireceksiniz ya da basit bir şekilde alt enter'ı tıklayarak change diyeceksiniz. Adım adım yapalım. Bunu yaptığınızda bu sefer bu yeni versiyon gidip getiriliyor gördüğünüz gibi. Sonrasında bu şuradaki işlemler içinde birebir aynısını yapacağız. Bakın ben artık yeni bir alfa sürümü olduğunu söyledim ve bunu getirmesini istediğim için ilgili şeyleri, dosyaları getirip projeme dahil etmeye başladı. Hocam Android Studio'nun son halini kurduk. Bunlar niye böyle istiyor? Şimdi Android Studio 3.3 çıktı. Ama bu çıktıktan sonra, çünkü Android Studio sürümleri böyle çok hızlı değişmiyor. Ama buradaki kütüphaneler vesaire hızlı değiştiği için hani yeni kurduğum bir şey niye eski diye düşünebilirsiniz. Ama buradakiler daha hızlı değişiyor. O yüzden arada bir versiyon farklılığı olabilir. Mesela Constraint Layout'un 1.1.2'si varmış. Ama diyor ki bunun 3'ü çıktı. Aynı şeyleri burada da yapalım. Hepsini bir kere de halletsin. Sign now deyip tekrardan build ediyorum. Dediğim gibi lütfen Türkçe karakter kullanmayın. Hiçbir petinizde, yani şuradaki SDK'nızdan tutun oluşturduğunuz proje dahil hiçbir şekilde şurada ben Türkçe karakter görmek istemiyorum. Bana bununla ilgili bir soru geldiğinde zaten ekran görüntüsü isterim. Ve ilk baktığım yer şurası oluyor. Acaba bu adam bu projeyi Türkçe karakter içeren bir dizinin içine mi koymuş diye. Burada yoksa SDK'sı öyle mi diye. Ve içerideki sınıflarınızda, metotlarınızda, nesnelerinizde de yani kod yazarken Türkçe karakter kullanmayın. Bazı arkadaşlar buna çalışıyor, gidiyorlar, büyük iyi yapıyorlar. Hani şöyle yapmak yerine şunu yapıyorlar. Bu da doğru değil. Buradaki olması gerekirken burası Türkçe karaktere giriyor. Bunları dikkat ederseniz herhangi bir sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. Burayı tekrar özetleyelim. Ya hepsini implementation yapacağız, ya şu 3 satırı yorum satırı yapacağız. Ya da test implementation'daki o büyük I'yı büyük I ile değiştireceğiz. Ya da 3.2.1'i kuracağız arkadaşlar. Burada başka bir güncelleme yok. Bir de şuraya bakalım. Burada bir şey göremedim. 3.3.0 kullanılıyor. Sonrasında bir şuraya bakalım. Burası patlamış, değil mi? Şöyle bir kapatayım şurayı. Constraint layout'u bulamadım diyor. Böyle durumlarda şöyle bir make project diyebilirsiniz. Hani bir daha bir, sonuçta bir sürü yeni bir şey ekledik. Projemizi bir daha bir derlesin. Dediğim gibi bu bilgisayarın donanımımıza göre ilk seferde özellikle çok hızlı olmayabilir. Burada biraz sabırlı olmak gerekiyor. Bakın geldi. Herhangi bir sıkıntı kalmadı. Şunu da kapatıyorum. Sonrasında burada yine bazı arkadaşlar, hocam burada hani app bar yok, toolbar yok. Şuradan Show Layout Decoration dediğinizde buna da sahip oluyorsunuz. Bunu kapatmak için bildiğiniz gibi hani ben bunu iptal edeceğim, sıfırdan başlayacağım diyorsunuz. Burayı ne yapmanız lazım? No Action Bar yapmanız lazım. Bunu yapmayacağım ama. Ya şu ana kadar bende bir hata çıkmadı. Gördüğünüz gibi. Ve hata olursa da çözümlerini söyledim. Yani en kesin ve temel çözüm aslında hiçbir değişiklikte yapmadığımız için onu önereceğim. İşletim sisteminin dilini İngilizce yapmanız. Ama bunu yapmak istemiyorsanız da dediğim gibi şuradaki test kısmında dediğim değişiklikleri yapmanız yeterli. Şimdi ben yine emin olmak için invalidate cache and restart diyeceğim. Bir kapanacak. Cache'i silecek. Tekrar açılacak. Bakalım orada bir hata alacak mıyım? Sonrasında alırsam
şey belki yeni güncelleme var. Şunu da indir, bunu da indir desin diye bekliyorum. Bakalım olacak mı? Bunu kapatalım. Bir daha bir indekslesin. Bu arada o onu açarken biz tools kısmından SDK Manager'a bakalım. Bir eksiğimiz vesaire var mı? API 28 kurulmuş. Package detail diyeyim. Şurada gerekli olan başka şeyler var mı ona bakacağım. En azından bir tanesini tam kuralım. Mesela şöyle kapatırsak bunları. Yani aşağısına bütün hepsini kurmanıza gerek yok. Burada neyi kurabiliriz? Çok da bir şey yok. SDK tool'da belki. Tamam, bunlar kurulu. En son sürüm geçerli. Şunu açıkçası ne işe yaradığını bilmiyorum ama yine en son sürümlerini kuralım. USB driver'ı, play servislerini, NDK'yı, constraint layout'un en sonunu, yine en son sürümleri kurup OK'ye basacağım. Bu da yine bayağı bir uzun sürecek. Ne kadar istiyor? Gördüğünüz gibi bayağı bir 826 MB'lık bir dovlantı olacak. Sonra da bunların kurulumu olacak. Kurulumlar bittikten sonra yine devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, bütün kurulumlar bitti. Herhangi bir hata, herhangi bir pencere vesaire görmedim. Gördüğünüz gibi bende bir sıkıntı çıkmadı yine. Çıkan arkadaşlara çözümlerini söyledim. Bu dersi burada bitireceğim. Bir sonraki derste de yine aynı projeye şöyle şunlara da bir bakalım. Hani bir güncelleme vesaire de önermedi bana. Bir sonraki derste de bir arkadaşla Firebase kurulum. Hani bu son sürüm Android'e Firebase Gradle'larını ekledik. Pardon, dependency'lerini ekleyince hata çıktı söylemişti. Bu dersi burada bitirelim. Bir sonraki derste de hem ben emülatörümü açayım. Sanallaştırmayı aktifleştireyim BIOS'tan. Hem de bir de ona bakalım. Orada hata çıkacak mı? Sonraki derste görüşmek üzere.